bu işi 15 yıldır bu işi yapıyorum. Son 3 yıldır bu işin gittikçe daha da zorlaştığını fark ettim. Daha şey oldu, eskiden hiç kimse fazla aşırı üstlerimize karışmıyordu. Şu anda zabıtalar, polisler bir yandan bu işin kalkacağını söylüyor, bir yandan yeni yönetmelikler çıkıyor. Bu yeni yönetmeliklerden çıkan yönetmelikler de hep yanlış tarif edilmiş. Biz kendi açımızdan gidip de sokakta çöp konteynerinin içinde çıkan malzemeleri de bunlara da geri dönüşüme kazandıracak deyip işte bakıyorsun bir gün geliyor çekçeğimizi alıyor, bir gün geliyor ceza yazdırılıyor sokakta. Bir gün bize bir ceza yazdırdığı zaman biz o gün çalıştığımız para tamamen yanmış oluyor. Ki bize devlet desin ki şu şartlar altında çalış ve biz de çalışmaya razıyız ama yok burada çalışma, yok şu işi yapma, bu işi yapmasan o zaman bir iş veriyor, bir iş yapalım. Yoksa bir iş vermez zaman ben ne yapacağım? Resmi sokakta kağıt toplayan bir toplayıcıdan sorulması lazım. Arkadaş biz sizin için ne yapabiliriz? Neler istiyorsunuz? Talepleriniz neler? Hiçbir zaman bir sokak atıp kağıtçılarından böyle bir şey yani gelmişlerdir, sormuşlardır ama uygulanmamıştır. Resmileş diyor, tamam mı? Resmileşmemiz için ne yapmamız lazım? Belediye tarafından bizlere yer belirlenmesi lazım. Yer belirlenmediği için mecburen biz kendi adımıza gidip yer kiralıyoruz. O da ne oluyor? İllegal oluyor diyor ki sen diyor kaçak çalışıyorsun. Ben kaçak çalışma meraklısı değilim ki. Çıkan yeni yönetmenlik sokaktaki kağıtçıdan sorulmadığı için, masa üzerinden hazırlandığı için sokaktaki insanın tamamen ekmeğini elinden alacak. Ve bu ben kendim şahsen 4 çocuk babasıyım. Ben 4 çocuk babasıyım. Benim gibi binlerce insan var. Kağıtçıların istediği şehir merkezlerine yakın yer verilmesi ve resmiyet kazanması için ya bir vakıf altında veya bir belediye kontrolü altında yer verilip oraya kağıtçılar kiralanması, sokaktaki sıfır atık yönetmeni hazırlayanlar sokaktaki kağıtçıdan soracak. Gidip de firmaların şeyine sormayacak. Yani ben, siz ne istiyorsunuz? Bir emri var. Bu işi yapmak yasak. Hemen malzemenizi alın. İşte hatta biraz önce de dediğim gibi genel olarak çoğu zaman el konuluyor malzemelere. Yerini belli olsun. Yani her halükarda bu iş yapılacak. Öyle veya böyle. Bir tanısınlar. Artık toplum tanımaya başlıyor. Mesleki anlamda da tanısınlar. Ne yapabilirler? Çok basit aslında. Yerel belediyeler üzerinden mi veriyor? Çevre ajansı üzerinden mi veriyor? Hiç fark etmez. Aslında sosyal devlete kendi tesislerini kurup istihdam yaratsalar çok daha iyi olacak. Fakat diyelim bunlar çok büyük maliyet diye düşünelim. Şu anki konjonktür üzerinden hazır bir ordu var. Bir ordu var. On binlerce depo. Bu depolarda on binlerce çalışan emekçi, yüz binlerce emekçi var. Yine söylüyoruz ve devlete, yerel belediyelere, kurum ve kuruluşlara tek bir yükü olmuyor. Hiç problem değil. Her gün bir günde yasa çıkartıyorsunuz. Çıkartırsınız dersiniz ki ilçe belediyeleri üzerinden ya da toplama ayrıştırma tesisleri üzerinden sattığı atıkları, topladıkları atıkları alabilirler. Sabahtan akşama kadar bu emekçi çalışıyor. 1 lira 70 kuruş onun için çok büyük para. Bunu 100 kiloya vursanız 170 lira eder. Yevmiyesi, alın size yevmiyesi işte. Dolayısıyla ezmeden de o emekçilerimizi de ezmeden de belediyeler üzerinden hani belediyeler istihdam yaratarak değil. Belediyelerin toplama tesisleri üzerinden bu arkadaşlarımızı belgelendirip bunu bölgesindeki atığını toplayıp bunu yetkilendirilmiş firmalara belgelendirerek satarak aslında o kadar basit ki. Zaten yıllardır bunu kaçak yapıyorlar ya. Hani zaten bu kayıt altına alınan bir atık oluyor. Yıllardır devletin sistemine bir biçimde bu atık giriyor. Az evvel söyledik işte toplayan çılgın bir korku, yani devasa bir ordu var. Bu ordudan faydalanmak yerine sistemine katıp hem o insanları güven vermek, yani güven ve güvence. Türkiye'nin en temel problemlerinden birisi güvence. Güvenceli atık topladığı zaman daha verimli çalışacak. Polis kaygısı yok, belediye kaygısı yok, zabıta kaygısı yok. Depolarında getirme merkezi yapmak. Yani depoları, zaten bütün hikaye orada kopuyor zaten. Hani depoları istemiyorlar, tamam. Hani anlayabiliyoruz, yani anlayabiliyoruz da bu atık nereye gidecek? Biz onun da cevabı yok. Yani biz anlıyoruz ama aynı şekilde de anlaşılmak istiyoruz. Bu atık nasıl günlük toplanıp, nasıl depolanıp, nasıl sınıflarına göre ayrıştırılıp, işte PET grubu ayrı, kağıt grubu, karton grubu ayrı, nasıl ayrıştırılıp bu sisteme girecek? Nasıl yapacaksınız? Bunu böyle fiziki anlamda böyle bir şey de yok. Yani hani böyle bir fiziki koşulları sağlayacak bir tesisleşme de yok. Tesis de yok. Yani meşruiyet kazandıracaksınız. Hem bu atı tek kuruş
Yine söylüyorum, tek kuruş masrafınız olmadan bir de sizin sisteminize gelecek çok da güzel para kazanacaksınız. Hani siz ticari bakın, diyelim kim nasıl bakıyorsa, ister ticari, ister siyasal, ister ekolojik, ister ekonomik nasıl bakıyorsanız bakın, ama herkesin kazandığı bir şey olacak yani. Ama garibanın deposunu yık, eylemeye gözünü yık, ne yapacak? Yarın yenisini yapıyor. Ne yapacak? Çünkü işi o. Siz insanın işine müdahale ederseniz o insan direnecektir. Siz müdahale ettikçe sürekli devlet üzerinde, devletin çıkartmış olduğu yasalar üzerinden ne diyorlar? Biz karışmıyoruz diyor. Yasayı leylekler mi yaptı diyoruz biz de. Yasayı kim yapıyor? Yasayı devlet yapıyor işte. Sen yasayı yaparsa, bu yasayı insan ve yasalar insanlar üzerinde kılıç gibi olursa ondan sonra ne olacak? İnsanlara böyle sürekli boynunu vur 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 al kelle, öyle bir şey yok yani. Hani öyle bir cezalandırma sistemi üzerine bir Türkiye'de yok. Yine söylüyoruz, hep beraber yaşamayı öğreneceğiz. Sokak toplayıcısından müzisyenine, sokağın paydaşlarından normal meslek hayatı olana kadar, her kimlikten, her sınıftan insan, gayet her şey mümkünken, ama biz mümkün olmayan bir ülke tablosu yaratmaya çalışıyoruz.